Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Torku'nun No-On Force isimli yeni çıkan enerji içeceğini deneyeceğiz. Ürünü ben Torku doğrudan satış mağazalarından birinden aldım arkadaşlar. Fiyatı 5,5 TL. Piyasada, diğer marketlerde göremedim henüz. Yeni bir ürün. Torku demek ki no satışlarından memnun olacak ki yeni bir ürün daha çıkarttı no serisinden. İsterseniz hemen ürün fazla ısınmadan paketini göstereyim size, kutusunu. Boyut olarak silindir bir kutu, 250 mililitre. Bildiğimiz enerji içeceklerinin kutusuna benziyor. Bu sefer mor bir renk kullanmışlar kutuda. Gördüğünüz gibi. Torkun no On Force başka bir enerji. Multivitaminli ve mineralli diyor. Normal enerji içeceklerine göre ekstradan bir de multivitamin eklemişler içine. Hemen şurada içindekilere ve kaloriye de bakalım. Bir kutu için 112,5 kalori. Genelde enerji içecekleri hep bu kalori civarında oluyor. Şeker olarak gördüğünüz gibi yine pancar şekeri kullanılmış. Yine normal e, Torku no. 10 gibi ve daha önce denemiştik e, Red Bull'un ürettiği Simply Cola vardı. Simply Organic serisinden. Onun gibi yine bitki özlü bir içecek. Bakın ginseng, keçi boynuzu, meyen kökü, ginkgo, biloba o nedir bilmiyorum. Kırmızı pancar. C, B3, B5, B6, B9 ve B12 vitaminleri var. Mineral olarak da çinko ve selanyum kullanmışlar. Meyen kökü içeriyor. Ve çay kafeini içeriyor. İlginç. Kafeinin kaynağını da yazmışlar. Renklendirici içermez doğal rengidir diye belirtmiş şurada. Yalnız şeyi göremedim yani enerji içeceği olarak sınıflandırılmıyor mu acaba? 18 yaşından küçüklerin tüketmemesine dair bir ibare göremedim. Belki de enerji içeceği olarak sınıflandırılmıyor. Gazoz olarak. Ha, gazlı içecek diye belirtmişler burada ama o kadar detayını bilmiyorum. Normalde çünkü enerji yazıyor üzerinde. 18 yaş ibaresi olması gerekir diye düşünüyorum. Neyse diyelim ve daha fazla ısınmadan hemen bir tadına bakalım. Evet çok fazla bir gaz sesi gelmedi. Sadece tu açılış sesi geldi. Hemen tadına bakıyorum. Evet, ürünün tadına baktım. Hatta tadından önce kokusuna da baktım. Kokusu Red Bull'u andırıyordu. Tadına baktığımda ise daha ilginç bir şeyle karşılaştım. Çünkü neredeyse asitsiz bir ürün. Yani zaten açarken de psst diye bir gaz sesi gelmesi lazım. O gelmedi. Normalde gazlı içecek diye geçiyor ama yani gazlı içecekse de bu asit oranı inanılmaz az. Yani lıkır lıkır içiliyor öyle söyleyeyim size. Hiçbir şekilde asidi hissetmiyorsunuz. Şöyle boğazınızı yakmıyor yani. Onun dışında böyle tadı Red Bull'la meyve suyu karışımı gibi bir şey. Çok rahat içiliyor. Bu arada enerji yazmışlar üzerine ama büyük ihtimalle taurin falan kullanılmamış. Bu enerji içeceklerinde kullanılan e, maddelerden taurin falan kullanılmadığı için mi acaba enerji içeceği sınıfına girmiyor? Onu tam bilmiyorum. Kendi internet sitesine girdim Torkun'un. Ürün var ama ürünle ilgili hiçbir bilgi yok. Sadece ürünün resmi var orada. Hiçbir bilgi yazmamışlar. Ya ürünü yapıyorsunuz, üret üretim sürecini yazın. Neden yapmak istediğiniz bu ürünü yazın. Yani bir sürü şey yazılabilir yani. Ürünü sonuçta biz üretmiyoruz. Ürün hakkında da en önemli ve en gerekli bilgileri üreticinin sağlaması lazım. Bir de her enerji içeceği üretmek isteyen firmanın işte başka bir enerji diyor mesela burada. E, tadını Red Bull'a benzetmeye çalışması da ayrı bir ironi olsa gerek. Ben birkaç yudum daha alayım bakayım. Tekrar yorumlamaya çalışacağım. Evet, birkaç yudum daha aldım. Hatta şöyle bardağa da koydum rengini görebilmeniz için. Gördüğünüz gibi rengi de yine Red Bull tarzı enerji içeceklerine benziyor. Altın sarısı. E bitki özü olayından bahsedeyim yine. Dediğim gibi lıkır lıkır içiliyor meyve suyu kıvamında. Çok az bir asit oranı var. Ama bitki özlü olmakla övünen bir içeceğin bitki özlerini hiçbir şekilde içerken hissettirmemesi de ilginç olmuş. Mesela o e, Cola Organics'de resmen insanın böyle beynine vuruyor o meyen kökü falan. Bir sürü bitki var içinde. Onların böyle zaten organik e, tarımla üretilmiş o. Bunda öyle bir şey yok da. Orada mesela bitkilerin tadını gerçekten damağınızda hissediyorsunuz. Bunda içtikten sonra bile böyle şekerli karamelimsi e, Red Bull'a benzeyen bir tat kalıyor damağınızda yani tadının hiçbir özelliği yok yani öyle söyleyebilirim. Ha, tek avantajı diğer enerji içeceklerine göre e, daha rahat içiliyor, içiliyor diyebilirim. Çünkü meyve suyu gibi gerçekten. Belki de asidini böyle az yapmayı bilinçli bir şekilde tercih etmişlerdir. Yine daha önce dediğim gibi bunu bilinçli bir şekilde tercih ettilerse keşke bunu açıklasalarmış, bir yere yazsalarmış, güzel olurmuş. Biz de kafamıza göre yorumlamamış olurduk. Evet normal e, non bence iyi bir üründü, inovatif bir üründü. Ama burada e, non force başka bir enerji diyor ama enerjiden başka Enerji içeceğine yakın olarak sadece Red Bull'un tadına benzetmeye çalışmaları var. Onun dışında hiçbir yenilik yok bence. Çok az asitli meyve suyu içiyormuşsunuz kıvamında. E i̇çinde vitaminler, mineraller falan filan var. Burada zaten okumuştuk. Onların olması güzel bir şey tabii. Ama onları zaten normal karışık meyve suyundan falan da alabiliyorsunuz. Ya da dengeli besleniyorsanız zaten o tarz vitaminlere bu tarz katkı maddeli ürünlerin içinde ihtiyacınız olmaz. Evet, torku Noam Force için maalesef diyeceğim. Umarım bundan sonra daha inovatif ve daha güzel işecekler yaparlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.